Herkese merhaba arkadaşlar. Makro TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü makromuzda Geni altı okçu makro ayarını göstereceğim sizlere arkadaşlar. Ayarların oyun içerisinde nasıl çalıştığını, Geni ile ve Geniyesiz makro ile nasıl atak yaptığını gösterdiğim videoyu Facebook sayfasına yükledim. Açıklamadaki bulunan linkten izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Okçunun Z skill geniyesi Geni altı makro oldukça kolay bir ayar arkadaşlar. Hani bunu yapamayan arkadaşlar için gösteriyorum. Çoğunuz yapabilecek bir ayardır zaten. Çoğu kişinin yapabileceği bir şey bu. Şimdi Z artı skill koyduruyoruz arkadaşlar geniyenin altına. Bu burada Z'lerin süresini 50 yapıyoruz. Skill'lerin skill'in süresini ise 10 yapıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Burayı 10 yaptık. Pardon, burayı ilk başta 50 yaptık. Buraya Z yazdık bir tane arkadaşlar. Ve burayı tekrar 10'a düşürüyoruz ve skill barımızda vurduracağımız skillimiz geni altında vurduracağımız skill kaçtaysa buraya onu yapıyoruz. Örnek veriyorum 2'de. Yani ayar bu şekilde. Şimdi bunu bu şekilde yaptığımız zaman etrafımızdaki bütün moblara haliyle geniye z yapmasa bile örnek veriyorum geniyeden seçtiniz hangi moba atak yapmak istediğini geniye örnek veriyorum bırakmana veya paramona atak yapıyor. Siz Burada Z skill yaptırdığınız için mob yanınıza yaklaşan bütün mobları atak yapacak haliyle. Şimdi buradan Z'yi çıkardığınızda sadece skill vurdurduğunuzda yani Z'yi geniye yaptığında ve ata makro yaptırdığınız zaman şu şekilde durum olacak. Burada geniye altı makro kullanmanın mantığı zaten seri bir şekilde atak yaptırmak. Karşınızdaki kişiden daha seri atak yaparak kutuyu üstünlüğü sağlayabilmek için. Şimdi Z olmadığı zaman geniye kendisi Z yaptığı zaman arkadaşlar mob yere düşüp ölene kadar farklı bir moba Z'ye geçmeyecek. Haliyle burada atak seriliğiniz olacak ama mobdan moba geçişte biraz beklediği için burada bir zaman kaybınız olacak. Şimdi bu sizin kestiğiniz slota ve yaptığınız farma göre veya kastığınız ek slotuna göre değişiklik sağlar arkadaşlar. Hani bazı slotlarda Z koymanızı tavsiye ederim. Bazılarında koymamanız lazım. Yani bu kestiğiniz slota göre değişir. Yani örnek veriyorum. Karakterinizi yatırmak için, öldürmek için yanınıza bir güçlü bir yaratık mob çektiklerinde ona atak yapılacak bir alanda farmlıyorsanız Z koymanızı tavsiye etmem. Çünkü yanınıza bir mob geldiğinde Z ile yatırırlar sizi arkadaşlar. Oldu ki hani Z gelse bile Z'ye gelecek en iyi yaratığı bile kesebilecek şekilde bir karakteriniz varsa Z'yi koymanızı tavsiye ederim. Bir de şu şekilde örnek veriyorum KS atıyorlar slotta size kutu vermiyorlar. Kutusuna yarışıyorsunuz. Kutuyu işte öncülük alabilmeniz için Z olması gerekiyor. Seri bir şekilde Z skill yapması için. Bu alanlarda da bu şekilde Z skill şeklinde buraya Z koyarak makroyu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Buradan her zamanki gibi makroyu seçeneğini seçiyorsunuz. Başlatıp durdurma sistemini. Ayarları kaydetledikten sonra arkadaşlar mouse'unuza indiriyorsunuz. Ayarların hepsi bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir farklı makro videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.